Arkadaşlar şimdi ise kullanıcı girişini göstereceğim. Daha doğrusu kullanıcı girişini yaptıktan sonra ufak tefek ayarları yapalım. Ondan sonra ise arkadaşlar Manage Studio'dan veri tabanı oluşturacağız arkadaşlar. Bayağı büyük bir veri tabanı olacak tahminimce. Her neyse. Şimdi arkadaşlar kullanıcı girişi için kullanıcı adı, şifresi ve giriş butonlara koydum. İptal butonu koymama gerek yok zaten. Buradan iptal eder. İki tane label, iki tane text box, bir tane buton koydum arkadaşlar. Tabi arka planı da, pardon onu söylemeyi unuttum. Grup panel koydum bir tane. Dev Competent'in grup panelini. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki işlemlerde veri tabanı geçmeden önce bütün sayfaları teker teker ikonları indireceğim arkadaşlar. Teker teker ikonları yerleştireceğiz. Sonra şuralara, şu bölümlere ikonlar. Bir tane tarafı tasarlayacağız. Kısacası arkadaşlar. Bu dersim mis bakalım bir dakika. Bu dersimiz arkadaşlar genel şimdi girişin başlama yerine ayarlamamıştık, onu ayarlayalım. Center diyelim. Merkezde olsun o da. Arkadaşlar kullanıcı girişinde tipik store prosedürü ve bütün ekleme, silme, güncellemelerde arkadaşlar store prosedürleri üzerinden oluşturacağım. Veri getirmeleri view'ler üzerinden getireceğim. Çoğunlukla bu şekilde bir düzen üzerine yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kullanıcı girişinde zaten kişi kullanıcı adını ve şifresini girdiği zaman kontrol edecek. Zaten o store prosedürünü göstereceğim arkadaşlar. Direkt yani her şey veri tabanı üzerinden kontrol olacak. Biz boşu boşuna kod yazmamıza gerek yok yani.